Herkese merhabalar. Bugün önümde görmüş olduğunuz Next'in 4K Android TV Box'ının incelemesini hem de kurulumunu yapacağız. Haydi şimdi videomuza geçelim. Evet, bugün önümde görmüş olduğunuz yerli bir marka Next'in, yani ben yerli olarak biliyorum, 4K Android TV Box'ının incelemesini yapacağız. Bundan önce Xiaomi'nin klasik Mi Stick'ini incelemesini yapmıştım. İnanılmaz beni delilendirdi Xiaomi Mi Stick. İlk kurulumdan sonra, ilk kurulumda hiçbir sıkıntı yoktu. 2 gün kullandım. 2 günden sonra inanılmaz buram buram kasıyordu. 1 GB RAM'i vardı. İnanılmaz memnun değildim. O cihazı sattım ve gittim Next'in TV Box'ını aldım. Amazon Prime indirim günlerinde inanılmaz güzel bir fiyata inmişti. Yaklaşık 1400 lira seviyelerinde bir fiyata inmişti. Özelliklerine baktığımızda şu an Xiaomi'nin 4K Mi Box'ından daha uygun bir fiyatına satılıyor. Şu anda daha uygun bir fiyatına satılıyor. Hemen özelliklerine baktığımızda arkasında sesli asistan olduğunu, Dolby Vision, Atmos vesaire gibi özellikleri öbüründe de, Xiaomi'lerde de var, bu desteklediğini gösteriyor. 2 GB RAM'imiz ve 16 GB hafızamızın olduğunu söylüyor. RAM olayı önemli çünkü öbür RAM 4K değildi, 1080'de Xiaomi'nin Mi Stick'i. Bu 2 GB RAM, 16 GB hafızası var. Önemli gerçekten. Yani bir süre sonra cihazınızı akıllandıran bir cihaz olmasına rağmen bayağı bir rahatsız oluyorsunuz. Hemen bir kutu açılımını size göstereyim. Kutusunu ilk açtığımızda güzel bir Türkçe kullanım kılavuzu çıkıyor. Cihazın üstünde 4K olduğunu vesaire gibi birçok garanti belgesi de bu kağıdın üstünde. Nasıl kurulumu vesaire yapacağınızı size gösteriyor. Gayet güzel bir kullanım kılavuzu. Hemen ardından cihazın kendisi çıkıyor. Cihazın kendisi kare bir şekilde, burada bir tane de adaptörü çıkıyor. Yine Xiaomi'lerden farklı olarak USB adaptörü de gelmiyor. Kendinden bir adaptörü var. Kumandası çıkıyor. Kumandada güzel bir özellik. Yine ben Xiaomi'de yoktu diye hatırlıyorum. Bir adet pil çıkıyor. Xiaomi'yi çok gömüyor gibi oldum ama Xiaomi'nin normal 1080 Mi Stick'ini gömüyorum. Çünkü gerçekten çok delilendirici bir cihazdı. Güzel bir kumandası bu arada çıkıyor. İlk kez şöyle kumandayı da elimize alalım. Hafif tuş hissiyatına bakalım. Plastik ama gayet güzel bir tuş hissiyatı var. Sesli asistan vesaire de var. Hatta açmışken şöyle direkt pili de açıp buraları hızlı geçelim. Evet, güzel bir kumandası da var. Üstünde YouTube, Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus'ı rahatlıkla açıp kapayabileceğiniz ses açma kapama gibi tuşların oldu. Bu arada yeşil bir logo da burada ışık çıktı ilk açtığımızda. Ben cihaz alalı yaklaşık 2 hafta oldu ama daha yeni kutusunu açıyorum. Şöyle cihazı da ilk kez şöyle sizle beraber bandını çıkaralım. Bir yıllıkta D, üstünde yazıyor, D Smart Go üyeliği veriyormuş. Benim için çok önemli değil ama vermesi güzel. Şimdi cihaza geçtiğimizde cihazın özelliklerinde Made in Türkiye. Evet, arkasında Türk malı olduğunu gösteriyor. 12 volt, 1 amperlik bir çıkışın vesaire gibi güçlerini de gösteriyor. Bildiğiniz Mi Box'ın neredeyse aynısı. Sağ tarafında bir adet USB girişi var. Arka tarafında internet girişi var. Güç kablomuzun girişi var. Bir tane de HDMI girişimiz var. Bu sol tarafta da bir giriş var. Buranın ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Baktığımızda USB takabilmemiz güzel bir avantaj. Çünkü bir film vesaire indirdiyseniz direkt buna takıp, televizyonunuzda mesela USB yoksa onu da çevirebiliyorsunuz. Direkt buradan kablosunu takıyoruz ve cihaz hazır konumuna geçiyor. Arkadan HDMI'yi taktıktan sonra kurulum çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi ekrana geçelim. Size deneyimlerimi vesaire ekranda göstereyim. Umarım bu da gayet güzel kasmadan hızlı bir şekilde kullanabiliriz. Şimdi kurulum aşamasına geçelim. Evet, şu an şimdi size kurulum aşamasını göstereceğim. Normalde ben projeksiyon makinem için bu cihazı almıştım. Ama şu an daha rahat görün diye, görmüş olduğunuz gibi monitörümü açtım. Açtığınızda şurada bir yeşil ışık yanıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkada da şu kırmızı ışık. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama kesin buna da bir şey giriyordur. Şurada da internet kablosu bağlayabileceğiniz alan var. HDMI'yi bağladım. Buradan da HDMI'yi çektim ama şu an kumandayı yanıma almamışım hemen. Evet, şu an kumanda önümde görmüş olduğunuz gibi tuşlar şu an çalışıyor. Bakalım Türkçe dil desteği. Tabii Türkçe yapım bir şey de olmaması biraz saçma olur diyecektim. Evet, şu an internete bağlanmamızı istiyor. Hemen onu da bağlayalım. Bu arada şu tuşun ortası biraz tırvıra dandik, biraz plastik olduğu için kalitesinin iyi olmadığını, çok basınca sanki bozulacakmış izlenimi verdiğini söylemem gerekiyor. Şu an kumandada ilk olarak
eleştirebileceğim nokta şu tuş sanki çok dayanıklı değil gibi. Kurulumu yapıyor, bekliyoruz. Bir güncelleme geldi, onu güncelliyor. Buraları hızlı bir şekilde geçelim. Evet, güncellemesini yaptı. Bir süre internetten indirdikten sonra şu an cihaz ilk kez açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi Nexstar 4K ekranında çıktı. Şu an ben de bekliyorum bakalım açılmasını. Evet, Google TV yazısı da geldi. Şu an televizyondaki çıkan Google TV'de aynen bu şekilde çıkıyor bu arada. Evet, şimdi kurulumu bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi ekran direkt kendi hesabımda ortaya çıktı. Şu an için ilk bakış olarak gayet güzel, hızlı çalışıyor. Şuradan hemen size ayarlara vesaire de geçelim. Görmüş olun şuradan tüm ayarlar diyelim. Cihazın bütün ayarlarını da görmüş olalım. Hızını vesaire de görmüş olun. Şuradan ses kontrolü açalım. Geri gidelim. Gelişmiş ekran ayarlarında işimiz yok. Güncelleme vesaire de hepsini yaptı. Burada sizin bakacağınız, edeceğiniz çok bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi cihaz 4K Google TV Box olarak görüyor. Sıfırlama işlemlerini vesaire, Android kaç olduğunu falan buradan görebiliyorsunuz. Bir sistem güncellemesini yaptı zaten ama laf olsun diye, evet zaten güncel dedi. Burada çok uygulayabileceğiniz bir ayar, başka bir şey yok. Sistem sesini açabilirsiniz. Telefonunuzdan buradaki ekrana paylaşım yapabiliyorsunuz. Telefon ekranında normal buraya paylaşabiliyorsunuz. Enerji tasarruf vesaire falan var ayarlarda. Burada çok işimiz yok. Ana ekrana biz tekrar gelelim. Buradaki uygulamalar vesaire, Spotify, Mubi, YouTube, benim YouTube kanalım vesaire hepsi çıkıyor. Şimdi burada kumanda elimde, YouTube'a basalım. Bakalım direkt açıyor mu? Evet, açtı. Açılmazını da görmüş olun. Şu an için ilk izlenimim gayet güzel çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi YouTube'da vesaire. Şöyle yan tarafa doğru geçtiğimde gayet güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde açıyor. Şuradan kendi kanalıma girebiliyor muyum? Girebiliyorum ama videolarım maalesef buradan, kitaplıkta görüyorduk en son galiba. Evet, görmüş olduğunuz gibi şuradan bir videomu basalım. Bastım şu an. Evet, videomu da gayet güzel bir şekilde açtı. Hızlandırabiliyor muyuz? Evet, basılı tuttuğunuzda da gayet güzel hızlandırıyor bu arada, görmüş olduğunuz gibi. Kumandada şu an yaptığımda basılı tuttum, ona göre ayarladı. Şuradan videoyu durduralım. Yani gördüğüm kadarıyla şu an için bir sıkıntı yok. Şuradan size çözünürlüğü de göstereyim. 4K 60 Hz'e kadar açıyor. Tabii benim videom 1080 olduğu için ona göre açıyor. Buradan çıkalım. Normalde 4K'yı da gayet güzel bir şekilde destekliyor. Yani 4K'yı çektiğinizi buradan görebilirsiniz. Ev tuşuna bastığımda tekrar ana menüye attı. Kumandasında Netflix'e basalım şimdi. Bakalım Netflix'e açacak mı? Netflix'e de evet, kısa yollara bastığımızda gayet güzel bir şekilde cihaz çalışıyor. Netflix açıkken, şu açmaya çalışırken üyeliğimiz yok çünkü Netflix'te. Amazon Prime'a bastım. Bakalım direkt geçiş yapacak mı Amazon Prime'a? Evet, Amazon Prime'a da gayet güzel geçiş yaptı. İşte RAM'inin 2 GB olması ve 4K bir cihaz olduğu için bir tık daha iyi çalışıyor. Bu da bir tık bence ilerleyince yavaşlayabilir. Tekrar ev tuşuna şuradan basalım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ana ekrana gittik. Sesli asistanımız var. Şuradan hava durumunu soralım mesela. İstanbul hava durumu. Şu anda İstanbul'da sıcaklık 26 derece ve düzenli aralıklarla bulut geçişlerinin olduğu açık bir hava var. Evet, görmüş çok daha fazla konuşmasın. Görmüş olduğunuz gibi bunu da gayet güzel bir şekilde açtı. Şuradan YouTube müziğe basalım. Onu da bakalım. Evet, onu da gayet hızlı bir şekilde açtı. Ev tuşuna basıyoruz. Geri gidiyoruz. Şurada ayarlar tuşumuz var. Ayarlara bastığımızda direkt buradaki ekran geliyor. Şuradan tekrar geri gidelim diyecekken, evet, bu tuşa bastığımızda da hesap değiştirebiliyorsunuz. Buradan birden fazla hesap ekleyebiliyorsunuz. Buradaki kişiler tuşundan gayet güzel bir fonksiyonlu bir şekilde bence cihazı yapmışlar diye düşünüyorum. Bir tane de kendi D-Smart uygulaması var. Buna farklı uygulamalarda yükleyebiliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bunda şey nerede? Google Play nerede? Bence de çok güzel bir soru. Hemen Google Play'de. Şu an belki benim göremediğim ya da
ana ekranda göremedim. Google Play Store cihazda var ama ana ekranda göremedim. Buradaki diğer uygulamaları vesaire de burada görebiliyorsunuz. Şuradan ben Google Play'i gördüm. Direkt aç dediğimde de Google Play Store'a görmüş olduğunuz gibi attı. Burada da birçok uygulamayı bulup yükleyebiliyorsunuz. Ben az önce mesela Deezer'ı buldum, müzik uygulaması. Onu yükledim. Bu şekilde buradaki uygulamalarda yukarıda da arama var. Bu aramaya zaten bastığınızda Google Play'de istediğiniz programları bulabiliyorsunuz. O da var. Onu da söylemiş olayım. Tekrar şöyle ev tuşuna gelelim. Demiş olduğum gibi gayet güzel çalışıyor. Akıllı bir telefon, akıllı bir televizyonunuz yoksa gayet bu cihaz işinizi görecektir. Görmüş olduğunuz gibi cihazı gayet güzel bir şekilde hatta televizyona çevirdi. İstediğim uygulamaları bu şekilde açıp izleyebiliyorum. Kumandası da gayet güzel çalışıyor. Ses açma kapama tuşu burada. Buraya da bastığımda gayet güzel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi gösteriyor. Çok güzel bir alternatif demiş olduğum gibi. Xiaomi'ye göre fiyatı daha uygun. Ben aslında Google Chromecast alacaktım ama bunun fiyatı inanılmaz bir indirime girince bunu almak istedim. Ve gayet şu anda mantıklı bir karar verdiğimi söyleyebilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi çözünürlük ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Çözünürlük ayarları da bu şekilde. Tavsiye ediyor muyum? Henüz etmiyorum. Fiyat olarak tavsiye tabii ki ediyorum. Şu an ilk izlerim. Her şey güzel. Sadece kumanda çok plastik. Onu pek beğenmedim. İleride kasma donma yapmazsa şu an Xiaomi'ye göre kat kat daha güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Çok anlatabileceğim bir şey yok. Gayet video vesaire az önce açtım. Tekrar YouTube şöyle size açayım. Görmüş olduğunuz gibi. Şuradan şimdi telif yeriz aslında, müzik açarım ama hemen telif yemeyelim. YouTube müziği atmış çünkü. Şuradan atıyorum bir tane video. Reels açalım mesela. Reels bile izleyebiliyoruz. Yeni Golf, bakın sizleri yolda uyuyorsanız basınca diğer Reels'lara vesaire geçiyor. Sesini de bu şekilde kısabiliyoruz. Bu da gayet güzel, fıstık gibi cihaz çalışıyor. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bugün görmüş olduğunuz gibi Next'in 4K TV Box'ının incelemesini yaptık. Ben şu an için ilk izlenim olarak gayet beğendim. Arkada da bir tane hemen bir şey açıldı. İlk izlenim olarak gayet beğendim. Fiyat performans ürünü olduğunu da düşünüyorum. Kurulumunu yaptık. Kutusunu gösterdik. Görmüş olduğunuz gibi size ne kadar hızlı olup olmadığını vesaire onların da hepsini gösterdim. Her şeye bastım, ettim. Netflix'e tekrar bir daha sizin için basayım. Açılmazını vesaire de görün. Görmüş olduğunuz gibi hemen geldi. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Cihazın güzel artılarından biri şu cihazın arkasında şu elimin olduğu kısımda bir kod var. Bunu telefonunuzda QR'da okuttuğunuzda 1 yıl mega paket de Smart Go'yu da bedava verdi. Şu an görmüş olduğunuz gibi direkt kendi profilimde, yani ne var ne yok bilmiyorum tam bu Smart'ın uygulamasında ama görmüş olduğunuz 1 yıllık burada pakette hediye olmuş oldu. Bu da gayet güzel bir detay. Bu cihazı aldığınızda bu da bedava olarak 1 yıllık üyelik sizin oluyor.